Ustatüya ekranlarından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda 3 fazlı asenkron motorun devir yönünü yani dönüş yönünü Paco şalterle nasıl değiştirebileceğimizi göstereceğim. Yalnız öncelikle asenkron motordan kısaca bahsetmekte fayda var. Motorun tanıtımına geçmeden önce bize bu motoru gönderen Nefron arıtmanı sahibi Çağatay Yıldız'a çok teşekkür ederiz. Çağatay kardeşimiz çok iyi bir çevre mühendisi. Aynı zamanda sahada elinde takım taklavatla çalışan bir çevre mühendisi ve bir de stüdyomuzun arıtmasına verdiği katkıdan dolayı da kendisine teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Asenkron motorlar diğer isimleriyle indüksiyon motorları dış kısmında yani hareketsiz kısmında bulunan bu kısmına da statör denir. Statör kısmında bulunan bobinlerin oluşturduğu manyetik alan sayesinde ki bu manyetik alan motora zaten ismini veriyor. Asenkron alan da denir bu alana. Bu asenkron alan sayesinde içindeki hareketli parçayı çevirerek bu hareketli parçanın ismi de rotordur. Ve bu rotorun türüne göre de asenkron motorun tipi belirlenir. Daha doğrusu asenkron motorlar içindeki rotorun tipine göre yapı olarak iki sınıfta incelenebilir. Asenkron motorlar faz sayısına göre de ikiye ayrılır. Tek fazlı olanları ve üç fazlı olanları. Tabii üç fazlı olanları kondansatör yardımıyla da tek fazlı olarak çalıştırılır ki zaten tek fazlı olanlar da direkt kondansatörle çalıştırılır. Tek fazlı asenkron motorların çalışması için faz nötr gerekliyken üç fazlı asenkron motorların çalışması için nötre ihtiyaç yoktur. Sadece 3 tane faz yeterlidir. Yalnız kullanılacak sistemde kontaktör veya benzeri cihazlar varsa onların çalışması için nötr gereklidir. Bizim burada yapacağımız işlem 3 fazlı asenkron motorun yönünü yani devir yönünü Paco şalterle değiştirmek olacaktır. Bu konuda detaylı bilgi vermek için ve uygulama yapabilmek için hemen motorumuzun klemens kapağını söküyoruz. Asenkron motorlarda devir yönünü yani dönüş yönünü değiştirmek için iki fazın yerini değiştirmemiz yetecektir. Bunun yıldız ya da üçgen bağlı olması kesinlikle fark etmeyecektir. Dediğim gibi iki fazın yerini değiştirmemiz yetecektir. Asenkron motorların yıldız ve üçgen çalışma mantığını anlattığımız çok detaylı bir videomuz var. Şu anda ekran üzerine gelen linke tıklayarak izleyebilirsiniz ki mutlaka izlemenizi öneririm. Konumuzla çok alakalı değil ama yeri gelmişken söylemekte fayda var. Bir motoru hem yıldız hem üçgen olarak 380 voltta çalıştırmak istiyorsanız eğer üzerindeki etiket bilgilerine bakmalısınız. Üretici uygun olup olmadığını ya da hangi voltta nasıl çalıştırılabileceğini size belirtecektir. Biraz önce 3 fazla asenkron motorun devir yönünü değiştirebilmek için 2 fazın yerini değiştirmemiz yeterli diye söylemiştim. İşte bu iki fazın yerini değiştirmenin birkaç yöntemi var. Farklı yöntemleri var. Kontaktörle de yani otomatik kumanda devresiyle de bu iki fazın yeri değiştirilebilir. Ya da böyle Paco şalterlerle de değiştirilebilir. Bu iş için özel üretilmiş Paco şalterler vardır. Bu şalterlerin ismi de enversör şalterlerdir. İnvertör olmasın? O İngilizcesi. İnverter teknik literatüre elektriksel anlamda dönüşümleri ifade edebilmek için kullanılmıştır, geçmiştir. Enversör ise Fransızcadan yön değiştirme anlamında geçmiştir dilimize. Enversör şalterlerin bağlantıları çok kolaydır. Üzerlerinde zaten 3 faz girişi vardır. RST diye belirtilmiştir. 3 tane de motora giden klemens ucu vardır. Onlara da zaten motorun klemens uçları yazıyordur. U ve W diye. Yalnız biz burada enversör şalter kullanmayacağız. 3 fazlı kutup değiştirici şalter kullanacağız. Bu şalterler jeneratör sistemlerinde de kullanılır. Şebekeyle jeneratör tesisatı arasında seçim yapmak için kullanılan şalterlerdir bunlar. Ya ne alakası var işte kasaplardaki kıyma makinesinin üzerine nerelere gittin kutup mutup bilmem. Evet işte kasaplardaki kıyma makinelerde asenkron motor olduğu için gerektiği zaman tersine çevirmek için bu tür şalterlerden kullanılır veya biraz önce bahsettiğim enversör şalterlerden kullanılır. İyi de bir saattir övüyorsun enversör diye. Şimdi yani ondan niye getirmedin? Evet, önemli olan mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımıza işin mantığını öğretip ufkunu genişletmek. Ya he, bulamadım demiyor da toptancıda. Evet, şimdi Paco şalterimizden bahsedelim. Ölçü aletimizi kısa devre ölçme konumuna aldık ve test ettik. Şimdi Paco şalterin hangi klemenslerin hangi durumda iletimde olduğunu göstereceğim.
Aslında bunların ikisi ayrı kutuplar ama bunlar birleştirilmiş. Bunları isterseniz farklı durumlarda söküp ayırabilirsiniz de. Pakoş halterin düğmesini 1'e aldığımız zaman şu üstteki kremensler iletimde olacaktır. Pardon, alttaki kremensler. Şöyle. Evet. Son anda aklıma geldi tabii. Görünüyor mu? Sayın reji, sayın kameraman. Evet, şu yandaki sağdaki klemenslerle, bana göre sağdaki klemenslerle alttaki klemensler iletimde oldu. Ortaya aldığım zaman herhangi bir klemens iletimde olmayacaktır. Yani sağlı sollu klemenslerden bahsediyorum. Diğer tarafa çevirdiğimde ise üstteki klemensler iletimde olacaktır. Buradan 3 fazı bağlayacağız. Şebekeden gelen RST fazlarını bu klemenslere bağlayacağız. Bunlar köprülü olduğu için alttan ya da üstten girmeniz fark etmeyecektir. Burası giriş için daha uygun olduğundan burayı kullanacağız. Motor klemensine yaptığımız bağlantıları da şimdi bağlarken göstereceğiz. Evet, kablo bağlantılarını bitirdik. Kısaca çalışma mantığına değinelim. Enerji giriş yerindeki kablolara enerjiyi verdiğimizde ve birinci kademeye aldığımızda şu alttaki klemenslere enerji buradan direkt geçecektir. Yani direkt derken olduğu gibi buradaki RST fazları karşıda da aynı sırada RST olarak devam edecektir. İkinci kademeye alırken sıfır üzerinden geçtiği için herhangi bir kısa devre olmayacaktır. Ve ikinci kademeyi aldığımızda ise bu ikinci kademenin, yani üstteki klemenslerin enerjisi diğer klemensler üzerinden geçecektir. Daha da anlaşılabilmesi için biraz daha detaya girecek olursak, üstteki klemense de aynı sırayla RST fazları geliyor ama çapraz bağladığımız için karşı tarafa geçerken fazların yeri değişmiş oluyor. Şimdi klemens bağlantılarını yapıp enerji vereceğiz. Normalde kabloyu buradan girip bağlantı yapmamız gerekiyor ama örnek bağlantı yaptığımız için geçici olarak üstten bağlayacağız. Şöyle vidaları sökelim. Tabii içine düşürmemek lazım. Reji çalışıyor, görüyor musunuz? Bak, vidayı bile çıkarıyor. Bir de çıkararsa. Teşekkür ederiz sayın reji. Sayın kameramanımız, sayın yönetmenimiz, herkesi selamlıyorum burada. Çalışırken mutlaka enerjiyi kesmiş olmanız gerekiyor. Hele 380 volt 220 volta da benzemez. Sonra "yok ben duymadım, vay ben bilmiyordum" demeyin. Bağlantıları bitirdik. Şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Devir yönünün değişip değişmediğini de size gösterebilmek için de ağır çekim kamerası kullanacağız. Diğer kameraya geçelim. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonu yanındaki zil işaretine, o çan işaretine tıklayarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.